en sevdiğim yerlerden birine geldik. Burada ne o? Dur göstereyim. Esas olay bu. Bunu yemeye geldik. Burada midye kızartması yapacağız mangalda. Yine burada farklı çeşitleri var. Bu şekilde böyle kutu kutu alıyorsunuz işte. Bir kutu, iki kutu. Burada büyükler var. Farklı cinsler. Salama çeşitleri. Bir de böyle. Bunlar canlı. Koremada shindenai. İki temas. Bunlar yaşıyor şu anda. Hatta şöyle biraz oynuyor. Hadi daha içe mi? Bugün buradayız. Anneyle geldik. Eşimle birlikte. Bu şekilde böyle mangallar var. İnsanlar böyle oturabiliyor. Bayağı burada yanınızda kendi içeceklerinizi de getirebiliyorsunuz. Bu şekilde. Hatta oradan abiler başlamış kızartmaya. Biz de bugün bunları aldık. Ne aldık hani bugün? Oyster. Bunlardan 3 şey aldık. Bir de yanımızda bir sürü malzeme getirdik. Şimdi onları da göstereceğim. Ohohoho. Yaşayanlardan almış anne. Wow. Evet, bu şekilde. Bir de şu dışarıyı göstereyim. Dışarısı da çok güzel. Evet, Hachi. Anne bıraktı. Bu da böyle bekliyor işte. Buradan oysterları topluyorlar. Taze taze, günübirlik geliyor hepsi. Bu şekilde oysterların tutulduğu yerler. Kartallarımız havada, martılarımız pusuda. Buradan herkese ekmek çıkıyor. Bu şekilde. Tam yerindeyiz şu anda. Oyster'ın kalbi. Bak ağlar. İşte bu şekilde böyle prefabrik şeyler yapıyorlar. Bunların içinde sadece işte kış ayında oluyor bu. Kasım ayında başlıyor. Mart'a kadar sürüyor. Mart'tan sonra da artık oysterlar iyice küçülüyor. Küçüldüğü için onları artık büyümeye bırakıyorlar. En lezzetli olduğu zaman kış zamanı. Kışın artık tamamını anlamıyla yağlanıyor, büyüyor oysterlar. Onun için kışın bir kere daha geliyoruz. Her sene işte sezon oldu mu 1, 2, 3. Ama çok yediğiniz zaman alerjik bir yanı da var. Bazen bende böyle kızarıklık falan yapıyor. Onun için bokunu çıkartmamaya çalışıyorum. Anne Hatça'yı özledi. Hatçasız yapamaz. Hemen geldi kontrole. Bakın bir de burada dağlar var. Onları da göstereyim şöyle. Evet, böyle bir ara. Hadi pişirmeye geçelim. Şimdi bu yakınlarda bir vegan festivaline katılıyoruz. Vegan festivaline gitmeden önce bir mantar denemeleri yapacağız. Onun için de hazır buraya gelmişken mangalda mantarı denemek istedim. Bu şekilde farklı mantarlarımız var. 4 çeşit mantarımız var. Bunları da vegan festivalinde bir deneme yapacağız artık bakalım. Nasıl olacak bilmiyorum. Burada esas mallar gelmeye başladı. Çalıştırıyorum Japonlar. Japonlar çalışıyor, ben bakıyorum. Video çekiyorum, sanat. Evet şimdi... Bunu şimdi götüreceğiz. Midyesi böyle. Bir vahşet.
canlı canlı hayvancağızları. Şimettara iyi. Evet. When they arrive is not good. Yeah, anyway. Böyle işte bunları da kalamarlar. 1 Biraz tuz, karabiber karışımı, birazcık da şu sostan. Şimdi patlıcanlar geldi. Wow. Ha, okuyor. Wow. Bravo. Knife'le Bizim küçük midyelerden bu midyenin üstünde yaşıyormuş bir tane. Onu da kızarttılar abi. Evet, yedik içtik vallahi, afiyet olsun. Kimsenin rızkında gözümüz yok. İşte buradaki kültürü, keyfi, nasıl yaşandığıyla ilgili
bazı şeylerden bahsetmek için bu videoyu çekiyorum. Daha da önemlisi videoyu kendim için çekiyorum. Yani bilmiyorum işte ölmez sağ kalırsak ilerleyen yaşlarımızda şu günlerimizle ilgili bir hatıramız olsun. Baktığımızda oh abim düşüyordu az daha. Şöyle bu eski günlere baktığımızda şu anlarımızı hatırlayalım. Ne oluruz ne olmayız, nerede yaşarız, ne yaparız bilmiyorum. Ama böyle işte kendimce bir şeyler tutuyorum. Sizle de paylaşıyorum. Teşekkür ederim. Yorumlarınızı yazın lütfen. Hani en azından bir iletişimde olalım. Kendinize iyi bakın. Benden bu kadar bugün. Her şeyimizi topladık. Artık gidebiliriz. Böyle temiz temiz bırakıyoruz.